Eda neredesin? Ne yapıyorsun? Katar'ın keçisi ama rapçi keçi gibi yapacak. Yandan daha güzel anlaşılıyor. Bence de pek bir şeye benzemiyor. First award winning banker. Büyük bir havaalanı. Şu anda en önde oturuyoruz. İki katlı uçağın alt kısmında da en önde. Olduğundan ama yarın yoğun bir trafik vardır. Bunu gözleyeceksiniz. Mango İstanbul'dan Pes. Daha korkunçtur. Şimdi rehber bize tonlamalar yapacak. Oli, hello, Suvati. Hello, kolay anlaşılmaz. Nerede yürüyorsun Eda? Piramit altın budadayız. 5,5 tonluk altın buda var içinde. Ben geliştirmem. Neredesin Eda? Altın buradayım. Hadi bir çal bakalım bize zilleri. Hadi uğurlu ol. Bir dakika tutacağım. Bicago! Şişman tayını göremezsiniz, kilolu tayını. Burada Çin mahallesi. Bizdeki gibi üç öğün sağlam yemiyorlar. Şurası var, ceviz büyüklüğünde. Bordo renkli. Bu meyveyi de sokamıyorsunuz. Yataklar. Aha, böcek gibi. Olmasın diye. Pazar. Böcekler Tayland'da. İşte geldik kanala. Düşünsene bak. Bayağı hızlı uçarak gidiyor. Şimdi Wat Pho'dayız. Wat Pho, Tayland masajının çıktığı güzel takımlar. Çok güzelmiş ya Eda. Şahaneymiş burası. Of, ağacın güzelliğine bak. Ben şu an şaşırdım. Çok güzelmiş burası. Yüzünü tanıdı desem. Evet Eda, ne düşünüyorsun? Nasıl gözüküyor? Burada bir sürü bu da var. Mert nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Masa için heyecanlıyız. Bu masaj durumu söz konusu. Zaten Vatko Tokun'a arkadaşlar masaj okulu olarak kurduğu için yani masajın her türlü şeyin tayı masajını öğretiyorlar burada. Yıllardır diyeyim yani ben şimdi. Tam da oraya gidiyoruz yani. Ya tam burada heykelini arıyoruz şimdi. Big Dining Buda heykelinin olduğu tapınağa gideceğiz Wat Pho'ya. Çok güzel bir yerdeyiz ya. Kocaman. Her yer süslü. Şöyle dinlendirici bir şelale havuzu var. Bu da yatan Buda tapınağı. Heykeli kendisi çok güzel. Mert'in ayağı tuzlanıyor şu anda masaj salonunda. 2 saat Tay masajı yapacaklar. Bakın öyle bir tuzluyorlar ki. Yani bir daha artık bu ayak hiçbir şey olmaz.